Şöyle yapalım isterseniz, olur mu? Nasıl, değil misiniz? İyidir, Allah'a şükür. Olsun, gönülden selamlıyoruz hepinize. Hoş geldiniz. Allah hepinize kolaylıklar versin. Keyifli günler diliyoruz. Vallahi en keyiflisi de böyle herhalde. Gürge sapladınca almış ha. Kemik ya da işte bu da kemikten ya da boynuzdan yapılır. Edirne'de başlangıcından beridir, yani salgınla mücadeledeki en önemli unsurlardan bir tanesinin aşılama olduğunu hepimiz bilincinde ve farkında olarak değişik uygulamalar yaptık. Bunlardan bir tanesi çağrı merkezi kurmaktı. Yani kurmuş olduğumuz bir çağrı merkeziyle birkaç fonksiyonu birden ifa etti çağrı merkezimiz. Kurmuş olduğumuz çağrı merkezinde bir defa vatandaşlarımıza aşıyla ilgili soruları olan vatandaşlarımızın bu sorularını cevaplandırıldığı, uzman sağlık personelleri tarafından cevaplandırıldığı bir merkezdi. Bunun belli bir faydasını gördük. Çünkü dünyanın her tarafında aşıya karşı belli direnç gösteren ya da soruları olan, kafasında şüpheleri olan insanlarımız var ve uzman sağlık personelimiz bu şekildeki sorulara kendileri cevap verirler. İkinci bir uygulama da kendisi randevu alamayacak durumda olan vatandaşlarımızı cep telefonlarını tespit etmek suretiyle bu şekildeki vatandaşlarımızı da aramak suretiyle eğer arzu ederlerse, isterlerse kendileri adına hastanelerimizde randevularını, sağlık merkezlerimizdeki randevularını aldık. Bir başka şey de eğer aşı sırasını kaçırmışsa, randevu sırasını kaçırmışsa vatandaşlarımız yine bu vatandaşlarımızı da tekrar aramak suretiyle isteyen vatandaşlarımız için tekrar randevu almak gibi bir yola gittik. Bunların dışında köylerimizde, özellikle de köylerimizde kendisi aşı olmak için hastanelere gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımız için, yaşlı vatandaşlarımız için seyyar aşı ekipleri kurduk. Ve bu aşı ekiplerimizle köylerdeki vatandaşlarımız bizzat hanelerinde ziyaret etmek suretiyle aşılamalarını yaptılar. Herhalde özellikle 3 porsiyon ne kadar? 3 porsiyon. 3 porsiyon ekmek aldık. Kredi kartınız var değil mi? Kredi kartımız var. Maalesef. O zaman nakit vereceğiz size. Tamam. Şimdi bu mevsimde karpuz alırken kaymakamaya bakıyoruz. Böyle güzel. Bakın olgunlaşma periyoduna girdiği anlamına geliyor bu. Bu karpuzun içinin güzel olduğu anlamına geliyor. Şunu tartalım. Mesela bununla oran nasıl deniliyor? Bu da yeşillik daha çok bununla ilgisi var. Gördüğünüz gibi bütün bu çabalar hepsi beraber bir araya geldiği zaman. Buradaki o gördüğümüz örnekte olduğu gibi sağlık çalışanlarımız çok harikulade bir mücadele verdiler. Ve örnek bir mücadele şeklinde burada Keşan Belediyesi'nin ekipleri de gene görüyorsunuz yardımcı oluyorlar herkese. Dolayısıyla da hem yerel yönetimlerimiz, hem sağlık teşkilatımız, hem kaymakamlıklarımız hepimiz el ele gönül gönüle vermek suretiyle vermiş olduğumuz bu yoğun çaba sonunda şu anda 100 bin kişiye düşen aşılama oranlarında Edirne Türkiye'nin birinci ilidir. Bundan memnuniyet duyuyoruz ve bu birinciliği devam ediyor. Yani şu anda da aradaki mesafe de birazcık daha da açılmak suretiyle de şu anda bu mesafe devam ediyor birincilik. Amacımız birinci olmak değil. Yani herhangi bir şekilde bu birinciliği devam ettirmek de değil. Yani bizim amacımız mümkün mertebe daha fazla vatandaşımızın aşılama yapmak suretiyle hastanelere düşen, yoğun bakımlara düşen, entübe edilen insan sayımızı azaltmak ve mümkün mertebe de can kayıplarını, canların kayıplarını olabildiği kadar da minimize etmek. Bunun için de çaba ve gayret gösteren herkese buradan teşekkür ediyorum. Allah kolaylıklar versin inşallah. Hayırlı işler diliyorum sizlere. Merhabalar, hayırlı günler. Bereketli günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah'a şükür, sizlere sormak. Sağ olun, çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Allah Keşan'la şöyle günlük günler, şükürler, günlerce aldık. İnşallah. Yani şu anda Türkiye'de ilk 5 içerisinde 4. sıradayız Edirne olarak. İlk 5'te olan diğer iller Çukurova'daki iller. Yani haritada baktığımız zaman Hatay, Adana,
Osmaniye ve Mersin. Çukurova'nın ortasında da bir tane de Edirne var. Burada 400 sırada da biz varız. Ama dediğim gibi bu bir yarış değil. Yani asıl olan önemli olan yani birinci de olmak da değil. Yani geçen sene yaz döneminde ve ilkbahar döneminde yani biz biliyoruz ki 3 ay süreyle Edirne en az vaka çıkan 100 bin nüfusa göre sıralamalarda da diğer kategorilerin en az vaka çıkan ildi. Ama asıl olan önemli olan şey vaka sayılarının azlığı kadar bunu kontrol altına almak kadar bunun sürekliliğidir. Yani önemli olan şey insanlarımızın bu tedbirlere, riayete maksimum düzeyde devam ediyor olmasıdır. Bu duyarlılığımızın, bu toplumsal duyarlılığımızın sürekliliğidir. Bu sürekliliği sağlamak zorundayız. Bunun devamlılığını sağlamak zorundayız. Yoksa yani bu hafta çok iyi durumda olabilirsiniz. Eğer gevşerseniz, tedbirlere riayetsizlik ederseniz birkaç hafta sonra da böyle yüksek rakamlara ulaşmak her zaman için mümkündür. Bunun farkında olarak lütfen bütün Edirnelilerden istirhamım şudur. Bugüne kadar sergilemiş olduğumuz o duyarlılığımızı mutlaka devam ettirelim. Özellikle de kapalı alanlardaki iş yerleri gibi, dükkanlar gibi mekanlardaki, alışveriş merkezleri gibi alanlarda maske konusunda son derece tedbirli olmaya, maskelerimizi çıkarmamaya devam edelim.